Türkiye'nin 2023 vizyonunu da öğrenmiş olduk bugün. Bir kişi başkan olacakmış. 2023 vizyonumuz buymuş. HDP onu engellediği için ülkede şimdi savaş çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülke nasıl bir vizyonla, nasıl bir tekçilik anlayışına mahkum edilerek şu noktalara getirildi. 13 yıl tek başımıza yönettiniz. Yeter. Allah doyursun. Ne yapacaksınız? İlle 50 yıl daha biz yöneteceğiz. İlle 2023'e kadar tek başımıza yöneteceğiz. Ya 2023 vizyonunuz mükemmelse gelin beraber yapalım. Eğer 2023 vizyonunuz ülkenin geleceği açısından vazgeçilmezse gelin ikna edin, anlatın, bilelim, beraber yapalım. İyisini doğrusunu beraber yapalım. Yok 2023 sadece bir başkanlık vizyonuysa onu da yaptırmadık. Yaptırmayacağız. Bir lider neden ülkesini bu kadar barışa yaklaştırmışken vazgeçer? Kendisi de dahil niye bu kadar emek harcanmışken? Kendisi öncülüğü yaptı. Neden vazgeçer? Orta Doğu'nun kan deryasına döndüğü şu günlerde, şu saatlerde bir ülkenin cumhurbaşkanından beklenen şey niye seni başkan yaptırmayacağız dediniz ve niye böyle yaptığınıza takılmak yerine mevcut durumu doğru okumak, siyaseti doğru okumak, doğru bir üslup, tarz ve yöntemle bir kez daha süreci başlatmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaparsa her şeye rağmen bizler barış sürecinin, çözüm sürecinin tüm gücümüzü arkasına alacağız. En acil şey barış ihtiyacıdır. Ve defa ellerin tetikten çekilmesidir. Ölümleri durdurmamız lazım. Ve bu ülkede savaş yaptırmayacağız. 90'lara dönüşe izin vermeyeceğiz. Barışı hemen, şimdi istiyoruz. Bütün Türkiye olarak istiyoruz.